Mehmet Özer. Ölmüşlerimizin canlarıyız. Bu video Emirhan Kurtuluş için. Yarasın bana. Bugün sizlerin karşısında bilim alanında kazanmış olduğum çok sayıda başarı sayesinde duruyorum. Konuşmama başlarken bugün karşınızda bu konuşmayı yapabiliyor olmamı sağlayan insanlara teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Sayın Medeni Eğitim Öğretmenimiz veya bizim deyimimizle İmparator Mehmet Öztepe'nin de dediği gibi her başarılı öğrencinin arkasında vizyoner bir veli vardır. Bugün ne yapıyoruz? Hocam önce şey yapalım. Yani bir bardaklara bakalım. Sonra birbirimize bakalım. Sonra başlayalım. Dramatik olsun. Nasıl bir şey? Çok güzel. Harika lan. Zeki adamsın. Sen var ya, yemin ediyorum bu zekayla kesin Amerika'ya gidersin. Teşekkür ederim. Teveccühünüz ya. Evet. Çok şanslılar. Senin gibi birini oraya götürdükleri için. Hocam nereden baksanız ben Kübrik gibi yönetmen olabilirim. Değil mi? Yeterli sonrasında. Fazlasıyla olur. Teşekkür ederim. Onun senden fazla bilgisi yok mu? Yok evet. Bir de senin kişiliğin var. Teşekkür ederim. İlginin yanında. O zaman şöyle yapıyoruz. Bu video Mehmet Öztep ve Emirhan Kurtuluş için. Aynı zamanda siz değerli izleyicilerimiz için. Sonra böyle içiyoruz. Sonra diyoruz ki ölmüşlerimizin canına değsin. Tamam. O zaman başlayalım. Olsun, orası kesersin zaten. Tamam, başlattık. Bu video Mehmet Öztep, Emirhan Kurtuluş ve aynı zamanda... Değil mi ya? Aynı zamanda doğru. Buna baştan alalım. Bu video... Ay acaba şey mi desek? Bu video... Sen bir şey söyle, ben bir şey söyle. Böyle... Durmadı. Bak, görüyor musun? Bunlar kritik şeyler. Ya bu tip yönetmenlik şeyleri de ufak dokunuşlarıyla önemli kareler çekebilir mi hocam? Bu arada çekiyor musun? Hadi ya. Eyvah. Ben de fark ettim hocam bu arada. Kamera arkası dediniz. Kamera arkası kritik hocam. Kamera arkası olmaz. Ben onu şekillendiririm kamera arkası. Tabii. Zekli hale getirdim. Ya sizin edit yetenekleriniz zaten güzel olacak eminim. Hocam benim edit yeteneklerim yok ya, edineyim mi? Sana geliştireyim onu. Edineyim mi? Abi ne demek? Çok önemli. Çok işe yarar. Her konuda bilgi sahibi olmak lazım. Hadi bakalım. Şimdi. Duracak mı galiba? Durdu. Arkasını da çek. Bu video Mehmet Öztep için diyelim. Yok. Mehmet Öztep ve İlhan Kurtuluş için diyelim. Şöyle diyebiliriz. Bu video Mehmet Öztep aynı zamanda Emirhan Kurtuluş, aynı zamanda siz değerli izleyenler için. Tamam. Nasıl? Oldu işte hocam. Nasıl? Helal olsun. Çok iyi değil mi? Sonra mı içiyoruz ve ölmüşlerimizin canına diyoruz. Tabii çok önemli. O çok kritik bir. Şu an kamera arkası çekiyor musun? Hazır. Evet, çekiyorum. Bardak. Bu video Emirhan Kurtuluş için. Ölmüşlerimizin canına değsin. Bu video Mehmet Öztep için. Ölmüşlerimizin canına değsin. Bu video Mehmet Öztep, Emirhan Kurtuluş ve siz değerli izleyiciler için. Ölmüşlerimizin canına değsin. Hayat bir film gibidir. Bizler de o filmde birer başrol oyuncusuyuz. Şayet o filmde başrol oyuncusu olduğunun farkındaysan, filmin güzel noktalarına gelirsin. Filmi doğru bir şekilde yönlendirirsin. Yok eğer başrol oyuncusu olmadığının farkına varırsan, filmin gerisinde kalırsın. Ve filme hiçbir etkin olmaz. Her şey 5 yıl önce Emir Hanım'ın bir video paylaşmasıyla ortaya çıktı. Emirhan, hiç beklemediğim bir anda her şey Mehmet Öztep içindir diye bir video paylaştı. Açıkçası şaşırdım. Yani çok fazla öğrenciyle etkileşim halindeydim. Ama birden çok öğrencinin kalbine dokunurken
bir öğrencinin kalbine daha çok dokunduğumu hissettim o an. Yüzümde bir tebessüm oluştu. Hoşuma gitti. Video çok tatlıydı. Emirhan o kadar güzel bunu ifade ediyordu ki. Tebessüm oluştu ve buna bir karşılık vermem gerektiğini hissettim. Ama bu bir zorunluluk değil. Bu tamamen benim yüzümde oluşan tebessümün Emirhan'ın yüzünde de oluşmasını istedim. Bu güzel bir duygu, güzel bir düşünceydi. Ve sonrasında 5 yıllık bir süre zarfından sonra biz Emirhan'la sürekli görüştük. O çok güzel yerlere geldi. Şu an kendisi Amerika'da öğretim görüyor. İnşallah da kendine, ülkemize, dünyaya güzel başarılara imza atacak. Ben buna inanıyorum. Emirhan gibi çok güzel çocuklarımız var. Çok güzel yerlere gelecek çocuklarımız var. Nasıl biliyor musunuz? Onların kalbine dokunarak. Enerjileri çok yüksek. Bilgileri çok yüksek. Kaliteleri çok yüksek. Önemli olan o bilgi birikimini, o enerjiyi, o kişiliği aşağı çıkarmak. Onlara yollar göstermek. Onlara yollar gösterdiğimiz zaman onlar da bu enerjiyi doğru bir şekilde açığa çıkaracaktır. Filmin başrol oyuncusu olduğunu ortaya koyacaktır. Evet, Emirhan da bu başrol oyuncularından biri. Emirhan'ım, güzel noktalara geldin. İnşallah daha güzel noktalara geleceksin. Bu videoyu niye çekmek istedim? Bu videoyu mutlu hissettiğim, mutlu düşündüğüm için çekmek istedim. Bence insanlar mutlu anlarını, mutlu zamanlarını paylaşmalı. Hayat paylaştıkça güzel. Ama hayat mutluluğu paylaştıkça güzel. Bu videoyu izleyen herkese şunu söylemek istiyorum. Filmin başrol oyuncusu olmayı unutmayın. Ve bunun farkında vararak hayata devam edin. Sağlıcakla kalın. Emir Hanım ve arkadaşları, kendinize iyi bakın. Buradan sizlere sevgi selamlarımı gönderiyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.